Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. 3. dersimizin konusunun saf maddenin özellikleri oluşturacak. 3. derse ait videoyu izlemeden önce 1. dersin ve 2. dersin içeriğini tekrarlamanızda büyük yarar vardır. 1. ve 2. derste biz kavramlardan ve tanımlardan söz ettik. Enerji dengesinden söz ettik. Bütün bu bilgileri her derste kullanacağız. Ders 3'ü de izlemeden önce ilk 2 dersi izlemenizde büyük yarar vardır. Yine 3. derse ait videoyu izlemeden önce www.hüseyingüneren.com adresinde bulunan 3. derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirmekte büyük yarar vardır. Bu bilgilerle beraber videoyu izlerseniz termodinamiğin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Kimyasal bileşim her noktasında aynı ve değişmeyen maddeye saf madde denir. Biz termodinamikte saf maddelerle çalışacağız. Üçüncü dersimizin konusu da saf madde olacak. Saf maddeleri biz elementler ve bileşikler de ikiye ayırırsak, bunlar örneğin demir, oksijen, su, tuz olabilir. Ve bu maddelerin her noktasında kimyasal bileşimi aynı olduğu için biz bunlara saf madde diyeceğiz. Su, azot, karbondioksit, hava bizim için birer saf madde. Dediğimiz gibi biz saf olmayan maddelerle termodinamik 1'de çalışmayacağız. Saf maddelerle çalışacağız. Burada havayı özellikle göz önüne alırsak farklı gazlardan oluşan ama kimyasal bileşim her noktasında aynı olan bir karışımdır. Özellikle azot ve oksijen ağırlıklı havanın bileşimi ama her noktasında kimyasal bileşimi aynı olduğu için bu karışıma biz saf madde diyeceğiz. Arkadaşlar yağ artı su karışımına bakalım. Saf madde değil. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi yoğunluk farkından dolayı yağ suyun üstünde birikiyor. Böylece her noktada kimyasal bileşimi aynı olmuyor. Sıvı su artı buz karışımı saf madde. Neden? Çünkü her iki kuvasında da kimyasal bileşimi aynı. Sıvılaştırılmış hava artı gaz halindeki hava karışımı saf madde değil. Neden? Havada bulunan farklı gazlar belli basınçta farklı sıcaklıklarda yoğuşuyor. Bu çerçevede her noktasında aynı kimyasal bileşimi göremiyoruz. O zaman sıvılaştırılmış hava artı gaz halindeki hava karışımı saf madde değildir. Biz saf maddenin fazlarını ele alacağız. Katı, sıvı, gaz fazı bizim için önemli. Fazın tanımını yapalım. Fiziksel olarak belirgin sınırların içinde her noktada aynı olan belirli bir moleküler düzenini simgeler. Örneğin karbonu ele alırsak, karbon katı fazda karşımıza grafit fazı ve elmas fazı olarak çıkıyor. Bu çerçevede katı fazda bulunan bir madde değişik fazlarda da bulunabilir diyebiliriz. Katı sıvı gaz fazları bizim için önemli. Moleküler arası bağlar kuvvetli ise biz buna katı diyoruz. Moleküler arası bağlar zayıf ise biz buna gaz diyoruz. Tabi arada sıvı da kalıyor. Bu çerçevede bu üç fazı ayrıntılı olarak ele alacağız. Basit saf maddenin katı sıvı gaz denge durumunu işleyeceğiz. Basit kelimesi ne anlama geliyordu? Üzerinde sadece bir yola iş yapılabilen maddeler. Örneğin sıkıştırma işi, genleşme işi basit tanımına uygun. Üzerinde sadece bir yola iş yapabilen maddeleri göz önüne alıyorsak basit tanımını kullanacağız. Biz saf maddelerle ilgilenirken yoğun ve yayın olarak iki adet birbirinden bağımsız özellik alacağız. Bu neden önemli? Özellikle tablo okumada önemli ve bunun üzerinde duracağız. Saf maddenin faz değişimi işlemlerini biz sıvı fazı, gaz fazı, sıvı artı buhar fazları karışımları olarak ele alacağız arkadaşlar. Bir piston silindir düzeninde saf maddenin faz değişimi işlemini güzelce göstereceğiz. Piston silindir düzeni bizim için önemli. Hareketli bir piston var. Silindir içinde bu hareket edebiliyor. Burada sistem sınırını kırmızı kesik çizgilerle göstermişiz. Ve sistem olarak suyu ele almışız. Su üzerinden yola çıkarak anlatımımızı sürdüreceğiz. Burada sistem sınırını delen bir ısı girişi var. Bunun etkilerine de bakacağız. Ama önce yine piston silindir düzenini ayrıntılı olarak bakalım. Bir kere sürtünmesiz ideal piston silindir düzeninde çalışıyoruz. Piston üstünde bir atmosfer basıncı var.
Pistonun da bir ağırlığı var. Bu ağırlığı biz alana bölerek, piston alanına bölerek önce ağırlığı tabii yer çekimi ivmesiyle çarpıyoruz. Sonra piston alana bölerek pistonun basıncını da elde edebiliriz. Yani pistonun üzerinde atmosfer basıncı var ve artı pistonun bir kendi basıncı var. Suya uyguladığı, yani sisteme uyguladığı. Burada sistemi biz su olarak aldık. Ve sistemin de bir basıncı var. Gördüğünüz gibi okların yönleri birbirinin tersi. Bu çerçevede denge halinde piston silindir düzenini ele alıp incelememizi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi piston silindir düzeninde hareketli bir sınır da var. Sistem sınırından enerji geçişi yoksa sistem termodinamik olarak dengededir diyoruz ve biz dengede olan sistemleri zaten termodinamikte inceliyoruz. Dengeyi bozan, sınırı delen enerji giriş çıkışlarıdır ki bu konuda geçmiş derslerde üzerinde ayrıntılı olarak durduk, güzel örnekler verdik. Pistonu tek başına alırsak dediğimiz gibi pistonun üzerinde bir dış toplam basınç var. Pistonun içinde ise sistemin basıncı var. Dengede olduğunda dış toplam basınçlar sistemin basıncına, yani iç basınca eşit. Dediğimiz gibi dış toplam basıncı biz atmosfer basıncı artı pistonun basıncından oluşturabiliriz. Bu çerçevede incelememize devam edelim. Evet, suyun faz değişimini ele alacağız. Önce piston silindir düzenini tabii izobarik olarak alıyoruz. Yani sabit basınç işlemi devrede. Hal 1 olarak şunu göz önüne alalım. Piston silindir düzeni içinde sistem olarak su var. Başlangıçta sıvı fazında olsun. Ve bu faz için iki yayın özelliği, biz basınç sıcaklık, basınç özgül hacim, sıcaklık özgül hacim olarak belirleyebiliriz. Ve hal 1 için bu sistemin basıncı 1 atmosfer olsun. 1 atmosfer 101.325 Pascal'a eşit ama biz bunu yaklaşık 100 kilopascal olarak alabiliriz. Hal 1'in sıcaklığı 20 derece olsun. Hal 1'in özgül hacmi 0.00.002 olsun. 1002 metreküp bölü kilogram olsun. Gördüğünüz gibi bu sıcaklıkta, bu basınçta suyun özgül hacmi oldukça düşük seviyede. Suyun yoğunluğuna bakarsak, yoğunluk özgül hacmin tersiydi. 998 kilogram bölü metreküp suyun yoğunluğunu alabiliriz. Tabi burada özgül hacimle yoğunluk yayın bir özellik değil. Birbirinden bağımsız değil. Onun için yayın özellik olarak ikisini alamayız. Arkadaşlar burada sistem su ve sıvı fazla dedik. Bunun termodinamik açıdan önemi nedir? Ona bakalım. Sistem su ve sıvı fazlaysa biz buna termodinamikte sıkıştırılmış sıvı veya bazı kitaplar soğutulmuş sıvı da denir. SS harfleriyle göstereceğiz. Bu önemli. İlk öğrendiğimiz nokta sıkıştırılmış sıvı durumu. Yani su henüz buharlaşma aşamasında değil. O zaman sıkıştırılmış sıvı tanımı bizim için önemli. Suyun basıncı ancak üzerindeki basınç değişirse değişir demişiz. Tamam. Biz sabit basınç işlemini piston silindir düzeninde alacağız. Ve piston üzerindeki basınç her zaman aynı olacak. Bu da iç basınca eşit olacak. Hal 2'yi göz önüne alalım. Arkadaşlar basınç değişmiyor. P2 basıncı eşittir P1 basıncı. Su yine sıvı fazında, bakın sıcaklığı arttırmışız, 40 dereceye getirmişiz. Burada sıcaklık artışı çerçevesinde özgül hacmin birazcık arttığı görülüyor. Ama burada önemli bir nokta var. Artık sistem sınırını delen bir ısı girişi var. Oysa hal 1'de daha ısı girişi yoktu. Evet, biz sıkıştırmış sıvıyla hal 2'de devam etmişiz. Gelelim hal 3'e. Hal 3 önemli. Yine sistem sınırını delen ısı girişi var. Su, sıvı fazda, sıvı su olarak ele alıyoruz. Ama burada en önemli nokta artık ısı girişi sayesinde sistem sınırından ilk buhar tanecini görüyoruz. Bu ilk buhar tanecinin görüldüğü duruma biz termodinamikte doymuş sıvı diyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Önce özelliklere bakalım. P2
P3 basıncı eşittir P1 basıncı yaklaşık 100 kilopaskal. T3 sıcaklığı 100 dereceye gelmiş. Artık sıkıştığımız sıvıdan uzaklaştık. Kaynamanın başladığı ana geldik. Daha başlamamış ama başlamak üzere. Su 100 derecede. Arkadaşlar bir atmosfer basıncı yaklaşık 100 kilopaskal almıştık. Ve biz suyu bu çerçevede 100 derece aldık kaynamanın başladığı nokta olarak. Ama gerçekte bu 99.61 derece santigrattır. Bir atmosferde. Arkadaşlar özgül hacmin yine birazcık arttığını görüyoruz. Sıcaklık arttı. Su sıvı halde ve ilk buhar taneci oluşuyor. Faz değişimi yani sıvıdan buhara geçiş neredeyse başlamak üzere. Bu noktaya biz doymuş sıvı diyoruz. Önemli bir tanım. Sıkıştırılmış sıvıdan sonra doymuş sıvı ile karşılaşıyoruz. İlk buhar taneciği oluşuyor bu aşamada. Suyun sıcaklığı da 100 dereceye gelmiş bir atmosferde. Evet, sıdırdan ısı girişi devam ediyor. Hal 4'e geldik. Basınçlar eşit değişmiyor. Sıcaklık hala 100 derece ama özgül hacim biraz daha artmış. Fakat sıcaklık sabit kalmış. Ne oluyor? O zaman sıcaklık sabit kaldığına göre burada faz değişimi başlıyor. Artık sıvı su var ama üzerinde su buharı da var. Bu çerçevede arkadaşlar P4 ve T4 birbirinden bağımsız değil artık. Çünkü ikisi de sabit duruma geçti. Faz değişimi başlamış. O zaman biz incelememizi yaparken bize iki tane birbirinden bağımsız özellik lazımsa P4 ve T4'ü alamayız. Örneğin P4 V4'ü alabiliriz. T4 V4'ü alabiliriz. Bu da önemli. Isı geçişi devam ediyor ve özgül hacim artıyor. P4 ve T4 sabit hale geldi. Faz değişimi başlamış ve sıvı buhara dönüşüyor arkadaşlar. Kaynama başlamış. Yine burada yazmışız. P4 ve V4, T4 ve V4 birbirinden bağımsız iki yeni özellik olarak alınabilir. Bu bölgenin adı doymuş sıvı artı doymuş buhar karışımı bölgesi. Yani ıslak buhar diyeceğiz termodinamikte biz buna. Sıkıştırmış sıvıdan doymuş sıvıya geçtik. Artık bu aşamada kaynama başladığı an ıslak buhar bölgesindeyiz. Biz buna ıslak buhar diyebileceğimiz gibi doymuş sıvı artı doymuş buhar karışımı da diyoruz. İkisi de kullanılır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ıslak buhar bölgesinde kaynama olayına ait burada bir fotoğraf da paylaşıyorum. İçerideki kabarcık oluşumunu ve kaynama anını burada görebilirsiniz ki bu kaynama ısı transferinde de ayrıntılı olarak incelenir. Termodinamiğin konusu değildir, ısı transferinin konusudur. Kaynamada neler olduğu konusu. Evet, gelelim hal 5'e. Sistemin sınırına ısı girişi devam ediyor. Son sıvı taneciği de buharlaşıyor. Artık sistem su ama tamamen buhar halinde. Basınç değişmemiş. Sıcaklık 100 derece. Sıcaklık da değişmedi. Sabit kaldı. Daha çünkü son sıvı taneciği buharlaşıyor. Özgül hacim ama artmış. Bu nokta da çok önemli arkadaşlar. Son sıvı taneci buharlaşıyor ve faz değişimi bitiyor. Biz buna termodinamikte doymuş buhar diyoruz. Bakın sıkıştırılmış sıvıdan başladık. Doymuş sıvıya geldik. Islak buhara geldik. Ve doymuş buhara geldik. Doymuş buharda da son sıvı taneci buharlaşıyor. Doymuş sıvıda ne dedik? İlk sıvı taneci buharlaşıyor. Doymuş buharda ise son sıvı taneciği buharlaşıyor. Biz yoğuşma sınırındaki gaza da doymuş buhar diyoruz arkadaşlar. Bu tanım da önemli. Bunu yine ilerleyen derslerde kullanacağız. Gelelim hala 6'ya. Sistem sınırından ısı girişi devam ediyor. Artık basınçlar sabit ama sıcaklık 100 derecenin üzerine çıkmış. Örneğin 200 derece olmuş. Özgül hacim bayağı artmış. Ve sistem su ama tamamen buhar artık. Faz değişimi bitmiş. Düzeneğin içi tamamen buhar, gaz dolu. Biz buna kızgın buhar diyoruz. Son aşamamız da bu. Sıkıştırmış sıvıdan başladık. Doymuş sıvıya geldik. Islak buhara geldik. Sonra doymuş buhar noktasını gördük. Ve en son aşama kızgın buhar aşaması. Altı şekilde, altı hal için bunları incelemiş olduk. Özgül hacim hep arttı.
Sıcaklık da arttı ama ıslak buhar bölgesinde kaynamanın başladığı faz değişimin olduğu bölgede doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına giderken sıcaklık hep sabit kaldı. Bu noktalarda da sıcaklık sabit. Yani doymuş sıvı ve doymuş buhar noktalarında da sıcaklık sabit. Kızgın buhar sabit basınç altında soğutulursa 6. halden 1. hale doğru benzer yollar izlenerek sıvı su, sıkıştırılmış su yani elde edilir. Tabii biz biraz önce ısıtma işlemi yaptık. Sistem sınırından ısı girişi oldu. Sistem sınırından ısı çekersek, soğutursak biz 6. halden yani kızgın buhardan sıkıştırılmış sıvıya da aynı yolları, benzer yolları izleyerek gidebiliriz. Arkadaşlar, termodinamikte diyagramlar önemli. Sıcaklık özgül hacim diyagramından bahsedelim. Biraz önceki 1. hali, 2. hali, 3. hali, 4. ve 5. hali artı 6. hali TV diyagramı üzerinden yerleştirelim. Sıcaklık değerlerini koymuşuz, gördüğünüz gibi özgül hacim değerlerini koymuşuz. Grafiği çizerken de sıcaklık yanına birimi yazmışız, özgül hacim yanına birimi yazmışız. Her zaman grafikleri, diyagramları çizerken buna dikkat edeceğiz. Ve arkadaşlar, bir atmosfer basınç için bu sıcaklık ve bu özgül hacim değerlerini diyagram üzerinde göstermişiz. 1 ve 2 sıkıştırılmış sıvıyı oluşturuyordu. Tamam. 3 doymuş sıvıyı oluşturuyor. Doymuş sıvı noktasını oluşturuyor. 4 ıslak buhar bölgesinde veya doymuş sıvı doymuş buhar karışımı bölgesinde. 5 noktası doymuş buhar. 6 noktası da kızgın buhar bölgesinde. Bunlar çok önemli tanımlar. Ben burada TV diyagramındaki o noktaları bir eğri ile birleştirmişim. Gördüğünüz gibi ısıtmanın yönünü ve soğutmanın yönünü de göstermişim. Bir atmosfer basınç için çizebileceğimiz eğri bu. Sıkıştırmış sıvı bölgesini göstermişim. Doymuş sıvı noktasını göstermişim. Islak buhar bölgesini göstermişim. Doymuş buhar noktasını göstermişim ve kızgın buhar noktasını göstermişim. Arkadaşlar, bir sistemin sınırını delen ısı girişi vardı burada. Isı transferi vardı veya ısıyla enerji girişi vardı. Bu sistem sınırında olan olaydı. Ama sistemde ne oldu? Isıyla enerji değişti. Biz sıkıştırılmış sıvı ve kızgın buhar bölgelerinde duyulur ısıyla karşılaştık. Yani sıcaklığın değişimiyle karşılaştık. Sıcaklığın değişimi duyulur ısıyla ilgili. Ama ıslak buhar bölgesinde gizli ısıyla karşılaştık. Neden? Faz değişimi var. Sıcaklık ve basınç sabit kaldı. Ama burada faz değişimi olayı meydana geldi. Sistem ısıl enerjiden oluşuyor. Sistem sınırı ısı enerjisinden oluşuyor. Bu farkı geçen derslerde de anlattık. Sistem ısıl enerjiden oluşuyorsa bunu duyulur ve gizli ısı olarak da ele alabiliyoruz. Bunların birleşimine biz zaten ısıl enerji diyoruz. Dediğim gibi geçen derslerde anlattığımız her şey çok önemli. Su bir atmosfer basınçta 100 derece sıcaklıkta kaynar. Artık biz termodinamik biliyorsak suyun 100 derecede kaynadığını ama bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynadığını bileceğiz. Aşağı ne demişiz? Suyun kaynamaya başladığı sıcaklık basınca bağlıdır. Bu çok önemli. Termodinamik bilen artık su 100 derecede kaynar diyemez. Su 100 derecede bir atmosfer basınçta kaynar der. Biz örneğin basıncı 500 kilopaskala getirdiğimizde su 151.83 derece santigratta kaynıyor. Her basınçta su kaynayabilir. Artık bu konuda hiçbir hata yapmayacağız. Yine aklıma gelmişken biz termodinamik biliyorsak kütle ve ağırlık tanımlarında da hata yapmayacağız. Ağırlığın birimi Newton, kütlenin birimi kilogram. Bir cismin ağırlığı örneğin 10 kilogram diyemeyiz. Kütlenin birimi kilogram, ağırlığın birimi Newton. Sıcaklıkla ısıyı da karıştırmayacağız. Örneğin bugün havanın ısısı 25 derece santigrat diyemeyiz. Isının birimi, ısı zaten enerjidir birimi joule. Sıcaklığın birimi derece santigrat veya kelvin. Sıcaklık termodinamik bir özelliktir. Yine son bir şey daha söyleyeyim. Hep duyuyoruz, rakamla sayıyı da karıştırmayacağız. Sıfırdan 9'a kadar giden her sayıya biz rakam diyoruz. Ama 12, 15 birer sayıdır. Rakam değildir. Neyse, dersimize devam edelim.
Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklığa dolma sıcaklığı denir. Arkadaşlar, suyun kaynamaya başladığı sıcaklık basınca bağlıdır dedik. Bu konuya devam edeceğiz. Ama arada önemli bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimine başladığı sıcaklığa dolma sıcaklığı denir. Biz termodinamikte bunu T doyma veya TD ile göstereceğiz. Yaptığımız örnekte T3, T4, T5 sıcaklıkları doyma basıncına karşılık geliyor. Bir atmosfer basınçta biz bunu 100 derece santigrat almıştık. Yani kaynamaya başlama, kaynamanın başladığı ve bittiği noktalar doyma sıcaklığı olarak isimlendirilir. Su için bu 100 derece bir atmosfer basınçta. Ama her türlü saf maddenin bir doyma sıcaklığı vardır. Gelelim doyma basıncına. Saf maddenin faz değişimine başladığı basınç ise doyma basıncı olarak tanımlanır. Verdiğimiz örnekte su 100 derecede kaynamaya başlıyor. Ama doyma basıncı nedir? P3, P4, P5 basıncıdır ve 1 atmosferdir. Doyma basıncı ve doyma sıcaklığı tanımlarını iyi bileceğiz. Bu iki tanım sadece doymuş sıvı noktasından başlayıp doymuş buhar noktasına gittiğimiz ıslak buhar bölgesinde geçerli. Yani faz değişim bölgesinde geçerli, kaynamada geçerli. Arkadaşlar, bu doyma basıncı ve doyma sıcaklığına geleceğiz. Basıncın sıcaklığın fonksiyonu olduğunu belirteceğiz demiştik. Bunun için yine sayısal birkaç örnek verelim. Örneklerimizi hep su için aldık ama bütün saf maddeler için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Burada vurgulamamız gereken en önemli nokta doyma basıncı, doyma sıcaklığının fonksiyonudur. Örneğin doyma sıcaklığını -10 derece alırsak su için, bu sefer basıncı 0,26 kilopaskala getirdiğimiz an bu sıcaklıkta su kaynamaya başlar, kaynar. Su 0 derece santigratta, doyma basıncı 0,61 kilopaskalda ise su yine kaynamaya başlar. 100 derece için 101.325 kilopaskal dedik. Ama biz buna yaklaşık 100 kilo paskal alırız demiştik. 200 derece için bakarsak 1554.9 kilo paskalda gördüğünüz gibi yüksek bir basınçta artık kaynama başlıyor. Evet. Gizli ısıdan bahsettik. Üzerinde biraz daha duralım. Bir sıvıyı buharlaştırmak için büyük miktarda ısı enerjisi, sınırdan ısı girişi gerekir. Bakın, ısı enerjisi demişim. Faz değişimi süreci boyunca sistemdeki enerjinin adı gizli ısıdır. Tüm enerji, sınırdan giren tüm enerji faz değişimine harcandığı için sıcaklık sabit kalır. Sistemin sıcaklığı sabittir. O zaman gizli ısıdan bahsedebiliriz. Gizli ısı artı duyulur ısı ısıl enerji olarak isimlendiriliyordu sistem için. Arkadaşlar, gizli ısı içeren durumlar donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, faz değişimi olduğu her durum gizli ısı içerir. Buharlaşma süreci boyunca çekilen enerjiye veya gereken enerjiye biz gizli buharlaşma ısısı diyoruz. Yoğuşmaya da bu eşit. Örneğin yoğuşmada biz ısı çekeceğiz ki sistemden yoğuşma olsun. Örneğin ısıtmada biz sisteme enerji vereceğiz ki sistem buharlaşma bölgesine gelebilsin. Gizli buharlaşma ısısı tanımı bizim için önemli. Arkadaşlar, saf maddenin TV diyagramını ben burada ayrıntılı olarak hiç üşenmemişim, çizmişim. Bunun üzerinde de konuşalım. Ama burada önemli nokta su hariç demişim. Su biraz farklı özellik gösteriyor. Su hariç tüm saf maddelerin TV diyagramı bu şekilde olabilir. Ben katıdan başlatmışım. Gördüğünüz gibi A noktasından F noktasına gelinceye kadar önce özgül hacmin arttığını söyleyebiliriz. A noktasından F noktasına gelirken ısıtma işlemi yaptığımızı söyleyebiliriz. F'den A'ya gelmek için soğutma işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz. Okların yönü de ona göre gösterilmiş. A noktasından başlayalım. A ile B arası katı hal olsun. B noktası da katı hal. Biz saf maddemizi katı halden başlatalım. Ama sistem sınırından ısıyı verdiğimiz an bu katı halin B noktasından sonra katı artı sıvı karışım haline geldiği
erimenin başladığı, yani faz değişiminin başladığı ve biz burada gizli ısı diyorduk bu faz değişimi olayına. Erimenin başladığı aralık B ile C arası. Arkadaşlar A'dan F'ye gelirken hani basıncı da sabit tuttuk. İzobarik bir işlem yapıyoruz. C noktasına ulaştığımız an sıvı hali görüyoruz. C ile D noktası arası yine sıvı hal. D noktası bizim için özel bir nokta. Doymuş sıvı diyorduk. Ve C ile D noktası arasında duyulur ısıyla karşılaşıyoruz. A ile B noktası arasında da duyulur ısıyla karşılaşıyoruz. B ile C arası gizli ısı demiştik. Arkadaşlar bilgileri birçok kez tekrar edebilirim çünkü önemli. D ile E noktası arasına gelelim. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı dedik. Faz değişiminin olduğu bölge, gizli ısı söz konusu. Bizim için E noktası bir özel nokta. Doymuş buhar noktası, faz değişiminin bittiği nokta. E noktasından sonra biz buharla karşılaşıyoruz. Buna biz kızgın buhar diyoruz. Veya saf maddenin gaz hali diyoruz. E ile F arasında duyulur ısı söz konusu. Evet, toparlarsak katıdan kızgın buhara kadar bir saf maddeyi ilerlettik. Isıtma ve soğutma işlemlerinde aynı yolu izliyoruz dedik. Duyulur ısıdan, gizli ısıdan bahsettik. TV diyagramı üzerinde bunları söyleyebiliriz. Siz de ayrıntısına bakarsınız. Sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalır. Soğutma yapıyorsak arkadaşlar, sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalır. Ama ısıtma yapıyorsak bütün maddelerin hacmi artar diyebiliriz. Ama suyun hacmi soğutmada artıyor. Bakın burada sıvıdan katıya faz değişimi sırasında bütün maddelerin hacmi azalır demişiz. Ama suyun hacmi artar demişiz. Yani yine soğutmayı göz önüne almışız. Bu nedenle suyun TV diyagramı diğerlerinden farklıdır. Bunu araştırıp bir bilgi notu oluşturunuz arkadaşlar. Biz makine mühendisleri için araştırma konuları ya da araştırmak çok önemli. Bu sayede birçok bilgiye ulaşabiliriz ve bu bilgiler kalıcı olur. Araştırma yapınız. Burada ben faz diyagramı üzerinde de durmuşum. Biz PT diyagramına faz diyagramı diyoruz. Yani basınç sıcaklık diyagramına faz diyagramı diyoruz. Burada önemli olan ne var? Katı fazı, sıvı fazı, buhar fazı bir arada. Su için arkadaşlar erime çizgisi farklı. Diğer saf maddeler için farklı. Erime sıvı ve katı fazını oluşturuyor. Su için farklı. Diğer saf maddeler için farklı. Bunu biraz önce de vurguladık. Katı fazı ile buhar fazını ayıran bir çizgimiz var. Bu çizgi aşağıda süblimasyon çizgisi, yukarıda buharlaşma çizgisi. Süblimasyon katı buhar fazını bize gösteriyor. Buharlaşma sıvı buhar fazını gösteriyor. Ve buharlaşma kritik noktada sona eriyor. Kritik nokta noktası da bizim için çok önemli. Arkadaşlar bir de üçlü nokta var. Üçlü noktada katı, sıvı, buhar fazını bir arada görüyoruz. Bunların hepsi termodinamikte önemli. PT diyagramını da siz ayrıntılı olarak inceleyin. Ben şimdilik bu kadar bilgi vereyim. Evet, araştırma konuları önemli dedik. Her şeyi benden beklemeyin. Bazı konuları da siz lütfen araştırın. Araştırırken biraz önce dediğimiz gibi daha iyi öğreniyoruz. Gizli füzyon ısısı, buharlaşma ısısı, buharlaşma entalpisi, sıvı buhar doyma eğrileri, kritik nokta, üçlü nokta, üçlü doğru, PV diyagramı, hepsi bizim için önemli. Biz şu ana kadar TV diyagramı üzerinde durduk. PV diyagramı da önemli. Burada söylediklerimizin bazıları üzerinde duracağız ama siz gene de genel bir araştırma yapınız. Evet, TV ve PV diyagramları üzerine konuşmaya devam edelim. Bunun için ayrı bir bilgi notumuz var. Arkadaşlar ben yine üşenmedim. TV ve PV diyagramları üzerine ayrıntılı bir bilgi notu oluşturdum. Bu yazılı bilgi www.hüseyingüneran.com'da var. Burada her şeyin üzerinde durmayacağım. Ama siz yazılı bilgiyi zaten bilgisayarınıza indireceksiniz. Bunları güzelce çalışacaksınız.
Ben T ve D ayarlama üzerinde biraz daha durayım. Gördüğünüz gibi T ve yanına birimini yazmışız. V ve yanına birimini yazmışız. T ve D ayarlamını hep böyle çizeceğiz. Biz dersimizde 100 kilopaskalı alıp, yani 0.1 megapaskalı ele alıp şu eğri üstünde konuşmuştuk. Sıkıştırmış sıvı, doymuş sıvı, ıslak buhar, doymuş buhar ve kızgın buhardan bahsetmiştik sadece bir basınç için. Çeşitli basınçlar için bunu tekrar edersek, yani piston silindir düzeninde pistonun üzerine kütleler koyup basıncı arttırırsak ve o basınçlar için deneyi tekrar edersek yine benzer eğrilerle karşılaşıyoruz. Örneğin bakın 8 megapaskalı ele alalım. Yine sıkıştırmış sıvı, doymuş sıvı, ıslak buhar, doymuş buhar ve kızgın buhar bölgeleri var. Ve eğrinin karakteri diğerleriyle aynı. Ama değişen ne? Yukarı doğru gittikçe, basıncı arttırdıkça bu ıslak buhar bölgeleri giderek daralıyor, görüyorsunuz. Bu önemli. Basınç arttıkça kaynama bölgesi, ıslak buhar bölgesi giderek daralıyor ve belli bir noktada bu daralış sona eriyor, bir nokta halini alıyor. Termodinamikte işte kritik nokta bu nokta. Bu nokta da bizim için önemli. Kritik noktanın özellikleri saf maddeler için bellidir. Su için de bellidir. Örneğin kritik noktanın sıcaklığı 373.95 derece santigrattır. Kritik noktanın basıncı 22.06 megapaskaldır. Mega 10 üzeri 6'yı gösteriyor. Kritik noktanın özgül hacmi 0.003106 metreküp bölü kilogramdır. Kritik noktadan sonra biz aşağıdakilere benzer bir eğri göremiyoruz. Kritik noktadan sonrası önemli ama termodinamik 1'de kritik noktadan sonrasını ele almayacağız. Arkadaşlar, kritik noktadan sonra sıvı fazı aniden kızgın buhara dönüşüyor. Kritik noktadan sonra farklı olaylar oluyor. Biz kritik noktanın altını inceleyeceğiz. Kritik noktada gördüğünüz gibi sıvı su aniden kızgın buhara dönüşüyor. Neyse, ayrıntısını bu bilgi notundan okursunuz. Arkadaşlar, şu noktayı da söylemeden geçemeyeceğim. Biz doymuş sıvı noktalarını ve doymuş buhar noktalarını birleştirdiğimizde burada gördüğünüz gibi hayali bir eğri oluşuyor. Bu eğrinin adı doyma eğrisi. Neden? Doyma noktalarını birleştirip bunu elde ettik. En üstte de kritik noktayı gösterdik. TV diyagramını çizerken burayı kritik nokta olarak veya KN olarak göstereceksiniz. Bunlar önemli. Kritik noktanın bu tarafı doymuş sıvı eğrisinden oluşuyor. Önemli. Kritik noktanın diğer tarafı doymuş buhar eğrisinden oluşuyor. Ve doyma eğrisinin içine biz doymuş sıvı buhar bölgesi diyoruz. Veya ıslak buhar bölgesi diyoruz arkadaşlar. Doymuş sıvı eğrisinin dışı sıkıştırma sıvı bölgesinden oluşuyor. Doymuş buhar eğrisinin dışı kızgın buhar bölgesinden oluşuyor. Artık TV ve PV diyagramında da benzer şeyleri görüyoruz. Bu diyagramları çok iyi bileceğiz. Bu bölgeleri çok iyi bileceğiz. Hep bölge dedik ama doymuş sıvı noktaları veya doymuş buhar noktaları dedik. Bunlar bizim için önemli. Gördüğünüz gibi içeride sabit basınç eğrileri de bu şekilde yer alıyor. Burada iki tanesini göstermişiz. P1 ve P2 basıncı yukarı doğru gittikçe basıncın değeri artıyor. Sıcaklığın değeri artıyor. Saf bir maddenin TV diyagramı ve PV diyagramı önemli. Ve çizimi ve gösterimi bu şekilde olabilir. Kısaca PV diyagramına bakalım. Arkadaşlar, burada işimiz biraz daha zor. Sıcaklığı sabit tutuyoruz. Sıcaklığı sabit tuttuğumuz an gördüğünüz gibi şöyle bir eğri karşımıza çıkıyor. Sıcaklığı nasıl sabit tutuyoruz deney yaparken? Mesela piston silindir düzeninin üzerine ağırlık koyuyoruz veya ağırlıkları çekiyoruz. Bu ağırlıkları koydukça veya çektikçe biz basıncı değiştiriyoruz ama sıcaklığı sabit tutabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu noktadan şu noktaya gelinceye kadar basınç azalıyor veya artıyor. Yani bu aşağıdan yukarı gidersek artar ama basınç değişiyor. Sıcaklık sabit kalıyor. Sıcaklığın sabit kaldığı diyagrama biz PV diyagramı diyoruz. Bu diyagram da önemli. Tanımlamalar aynı. Yani sıkıştırmış sıvı bölgesi, doymuş sıvı noktaları,
ıslak buhar bölgesi, doymuş buhar noktaları, kızgın buhar bölgesi aynı. Ama burada sıcaklıklar var ve sıcaklıkların karakteristik eğrisi bu şekilde. Yukarı doğru gittikçe sıcaklık artıyor, yukarı doğru gittikçe basınç artıyor. Kritik noktayı da bu şekilde göstereceğiz. PV diyagramı da bizim için önemli arkadaşlar. Bu bilgi notunu ayrıntılı olarak inceleyiniz. Örnekler demişim. Tamam, örnek yapalım. Arkadaşlar sayısal örneklere bu dersten sonraki derste ele alacağız sayısal örnekleri. Ama burada yine anlattıklarımızı içeren önemli noktaları bazı sorular altında gözden geçirelim. Evet, bir kaptaki su başlangıçta 150 derece santigrat sıcaklık ve 1000 kilopaskal basınçtadır. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça artırılıyor ve basıncın 80 kilopaskal değerine düştüğü gözleniyor. 150 derece santigrat sıcaklıkta suyun doyma basıncı 475.8 kilopaskal olarak alınır. Şimdi bunu vermiş. İleride biz bunu tablodan bakacağız. Süreç boyunca suyun sıcaklığı 150 derece santigrat sıcaklıkta sabit tutuluyor. O zaman biraz önce konuştuk, PV diyagramında sabit sıcaklık eğrisi vardı. Süreci PV diyagramında gösterin demiş ama önce önemli noktalara bakalım. Bir kaptaki su diyor. Demek ki bu kaptaki suyu göz önüne alıp inceleyeceğiz. Burada önemli nokta sıcaklığın sabit tutulmasıdır. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor demek. Kaptaki hacim sabit sıcaklıkta yavaşça arttırılıyor demek. Biz sistem sınırından ısı girişi var demektir. Sistem sınırından ısı girişi var, bu sıcaklığı arttıramıyor ama basıncı değiştiriyor. Evet. Bu sayısal değerleri grafik üzerine taşımışız. Önce 150 derece sıcaklıkta suyun doyma basıncı önemli. Biz doyma basıncını gözden alarak diğer sayısal değerleri grafiğin üzerine yerleştirebiliriz. Arkadaşlar bu bilgi çok önemli. Doyma basıncı A ile B arasında geçerli bir basınç. Yani ıslak buhar bölgesinde, kaynamanın başladığı bölgede önemli bir basınç. Ve bu basınç 475.8 kilopaskal ise bize verilen diğer basınçlar bunun altında veya üstünde kalmak durumunda. Başlangıçta 1000 kilopaskal ise 475'in üstünde bunu yerleştireceğiz. Bu 1000 kilopaskal da bu sabit sıcaklık eğrisinde bir hali olarak karşımıza çıkacak. Bir noktasının, bir halinin yeri belli oldu. 150 derece sabit sıcaklık eğrisi üzerinde 1000 kilopaskala şu noktada erişiriz. Demek ki sıkıştırma sıvı bölgesinde bizim işlemimiz başlıyor. Diğer basıncı 80 kilopaskal vermiş. 475'in altında olacak. 80 kilopaskal sabit sıcaklık eğrisini burada kesiyor. O zaman biz bir haliyle iki halini göz önüne alıyoruz. Birden ikiye geliyoruz. Ve iki halinin yerini de kesin olarak tespit etmiş olduk. Ne demişiz? Doyma basıncı verilmiş. A ve B noktaları doyma basıncı ve doyma sıcaklığının başladığı noktalardır. Tamam. 1 ile A arasını bakalım. Hacim artıyor. 1 ile A arasında hacim artıyor ve sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. A noktası doymuş sıvı noktası. Öğrendiğimiz her şeyi bu soru üzerinde de ele alıyoruz. Sabit sıcaklıkta basınç düştükçe hacim genişler. Sabit sıcaklıkta basınç düştükçe hacim artar, yani genişler. Tamam. Yukarı alalım. Basınç 475.8 kilopaskal değerine düştüğünde su sabit basınçta kaynamaya başlar. Bu bilgiler önemli. AB arası ıslak buhar bölgesi, kaynama bölgesi. Yine burada gösterelim. B2 arası kızgın buhar bölgesi. B2 arası kızgın buhar bölgesi. B noktası doymuş buhar bölgesi. Bölgesi demeyelim de doymuş buhar noktası demek daha doğru. Sınırdan ısı girişi var. Bütün bilgileri bu soru üstünde tekrar etmiş olduk. Diğer soru. 101.325 kilopaskal sabit basınç altında su 125 derece santigrat sıcaklıktan
50 derece sıcaklığa soğutuluyor. Bu süreci TV diyarında gösteriniz demiş. Tamam. Önemli bilgiler soğutuluyor. Okun yönü belli. Sabit basınç. Bu bilgi önemli. Sabit basınçta çalışıyorsak TV diyarında çalışacağız. Hemen TV diyarımı aklımıza gelecek ve içeride sabit basınç eğrisini çizeceğiz. Okun yönü soğutma ve ısıtmaya göre belirlenecek. Çok önemli bilgi bunlar. Arkadaşlar, biz bu dersimizde dedik ki bir atmosfer basınçta, bu da 101.325 kilopaskal bir atmosfere eşittir. Bir atmosfer basınçta su 100 derecede kaynar dedik. O zaman kaynama bölgesinin sıcaklığını hemen grafik üstüne taşıyabiliriz. Şu bölge A ile B arası 100 derece. Tamam. Soruda ne demiş? 125 dereceden işleme başlıyoruz demiş. O zaman 125 derece bu sabit basınç eğrisi nerede kesiyor? Burada kesiyor. Bir noktasının yerini hemen belirledik. Soğutma işlemi var ve kızgın buhar bölgesinden başlıyoruz. Çok güzel. 50 dereceyi vermiş. 50 derece yüzün altında. 50 derece bu sabit basınç eğrisi nerede kesiyor? Burada kesiyor. Hemen iki noktasını da belirledik arkadaşlar. Bir haliyle iki hali arasında çalışıyoruz. Yönümüz bu şekilde ve hal noktalarını da güzelce belirledik. Kızgın buhardan başlayıp sıkıştırmış sıvıya doğru yol alıyoruz. Arada ıslak buhar bölgesi de var. A noktası önemli dedik. Arkadaşlar aklıma gelmişken A noktası nedir? Doymuş buhar noktası ama soğutma işleminde yoğuşmanın başladığı nokta. Hani daha önce de söylemiştik. Bir noktasından A'ya geldiğimiz an yoğuşma başlıyor. Ve doymuş buhar noktasına ulaşıyoruz. Güzel. Birden ikiye gelirken de hacim azalıyor. Bunu da güzelce gözlüyoruz. Ne demişiz? 101.325 kilopaskalda su var ve yaklaşık 100 derecede kaynar. Tamam. 125 derece santigrat büyük 100 derece santigrat. Biraz önce de konuştuk. Hal 1 kızgın buhar bölgesinde. Onu güzelce tespit etmiş olduk. Soğutulur yön belli. Birinci halden ikinci hale doğru. 50 derece küçük 100 derece santigrat. Hal 2 noktası da belli. Sıkıştırma sıvı bölgesinde. Islak buhar bölgesi 100 derecede. 101.325 kilopaskalda. T doyma sıcaklığı da belli. 100 derece santigrat. P doyma basıncı da belli. 101.325 kilopaskal. V1 büyük V2. Hacim büyük miktarda azalıyor. A noktasında yoğuşma başlayacak. Doymuş buhar noktası. B noktasında buhar tamamen sıvıya dönüşmüş olacak. Doymuş sıvı noktası ve sınırdan ısı ısı çıkışı var. Sınırdan ısı çıkışı var. Soğutma işlemi. Evet, diğer soru. 101.325 kilopaskal sabit basınç altında su. Bakın yine sabit basınç kelimesi ifadesi önemli. Eksi 10 derece santigrat sıcaklıktan 150 derece santigrat sıcaklığa ısıtılıyor. Okun yönü belli. Bu süreci yine TV diyarımda gösterin. Arkadaşlar eksi 10 derece almışız. Su için TV diyarımını katardan başlatarak çizmişiz. Bunu araştırın demişiz. Katardan başlattığımızda TV diyarımı bu şekilde olabilir. Sabit basınçta çalışıyoruz. Sabit basınç eğrimiz tamam. A'dan başlayıp F'ye kadar gideceğiz. Isıtma var. Verilen sıcaklık değerlerini grafik üzerine yerleştirdik. Eksi 10 derece katıdan başlıyoruz. Biz su için biliyoruz ki 0 derecenin altı su için katıdır. A noktası katıdır. A ile B arası katı. Eksi 10 dereceden 0 dereceye biz bu sistemi getireceğiz. B ile C arasında erime başlıyor. Faz değişimi başlıyor. Gösterim bu şekilde. C ile D arasında sıvı su artık görüyoruz. Ve sıkıştırmış sıvı bölgesi diyoruz. D noktası doymuş sıvı noktası. D ile E arası ıslak buhar bölgesi. E noktası doymuş buhar ve F'ye ulaştığımızda da kızgın buhar bölgesinde işlemimizi sonlandırıyoruz. Önemli noktalar. A, B, C, D, E, F araları duyulur enerji içeriyor. Sıcaklık değişimi var. B, C ile D arası gizli enerji içeriyor. Faz değişimi var. Arkadaşlar anlattığımız her şeyi de yine tekrar edelim. Bol bol tekrar önemlidir.
Su 101.325 kilopaskalda, 0 derecede katı sıvı faz değişimini gözlüyoruz. 100 derece sıvı gaz faz değişimini gözlüyoruz. Su başlangıçta buz katı olacaktır. Eksi 10 dereceden 0 derece ısınma olacaktır. A, B arası. 0 derecede buz tamamen sıvı olana kadar eriyecek. B ve C arası. Sıvı su küçük hacim değişimiyle 100 derece ısınacaktır. Arkadaşlar, A ile D arasındaki hani hacim değişimi az. Sıfır derecede buz tamamen sıvı olana kadar eriyecek dedik. B ve C arası. Tamam. Sıvı su küçük hacim değişimiyle 100 dereceye ısınacaktır. C ve D arası sıkıştırılmış sıvı. Tamam. D noktası doymuş sıvı noktası, buharlaşma başlıyor. D ve E arası doymuş sıvı doymuş buhar karışımı 100 derecede. 1 atmosfer basınçta. Arkadaşlar sıcaklığı söyleyince basıncı da söyleyeceğiz. E noktası doymuş buhar noktası, kaynama bitiyor. Su buharı 150 derecelik son noktaya kadar ısınmaya devam ediyor. E ile F arası kızgın buhar bölgesi. A, B, C, D hacim değişimi az. D, E, F hacim değişimi çok. Artık şu D noktasından sonra hacim değişiminde büyük bir artış görüyoruz. Bunlar önemli. Sınırdan ısı girişi var. Isıtma işlemi. Bir soruya daha bakalım. Aşağıda verilen süreçleri PV ve PT diyagramlarında gösteriniz. A sorusu, kızgın su buharı sabit hacimde doymuş su buharı oluncaya kadar soğutuluyor. Bakın burası da çok önemli. Kızgın su buharı bir noktasının yeri belli burada olacak ve TV diyagramında sabit sıcaklık eğrisinde bir noktası şurada. Ne diyor? Sabit hacimde. Artık biz sabit sıcaklık eğrisi üzerinde çalışamıyoruz. Sabit hacim diyor. Sabit hacim ne demek? Hacim eksenine dik çizgi üzerinde çalışacağız demek. Bir noktasından sonra soğutma varsa ve sabit hacim varsa ancak şu doğrultuda da aşağı doğru inebiliriz. Hacim değişmeyecek. Bakın V1 eşittir V2 demişiz. Hacim sabit demişiz. İki noktasını da tanımlamış. Doymuş su buharı oluncaya kadar. O zaman iki noktası doyma eğrisi üzerinde olacak. Ama doymuş buhar dediğine göre doymuş buhar eğrisi üzerinde olacak. İki noktası ya da iki hali burada bitecek. Kızgın buhardan doymuş buhara doğru yol alıyoruz, soğutuluyor. Hal 1'den hal 2'ye doğru yol alıyoruz. Basınç artmış. Yani P1 basıncı daha büyük, P2 basıncı, yanlış söyledim. 1'den 2'ye gelince basınç azalmış. 1'den 2'ye gelince sıcaklık azalmış. T1 büyük T2, P1 büyük P2. Evet, yanlış bilgi vermeyelim. Soğutma işleminde basınçla sıcaklık azalmış. Ve yeni bir şey öğrendik. Sabit hacimde çalışıyorsak bizim alacağımız yol bu şekilde. Bunu PT diyagramına taşırsak arkadaşlar. Bakın bir noktası kızgın buhar bölgesinde bulunacak. Kızgın buhar bölgesi bu sıvı buhar fazının bu tarafında. Bir noktası yerini bu şekilde temsili olarak gösterebiliriz. Sabit hacimde biz çalışıyorsak şöyle bir doğru izleyeceğiz. İki noktası tam buharlaşma çizgisinin üzerinde olacak. Birden ikiye PT diyagramında bu şekilde gidebiliriz. Sıcaklık azalıyor, basınç azalıyor. Birden ikiye bu şekilde gidebiliriz. Evet, B'ye bakalım. Doymuş sıvı su sabit basınçta doymuş buhar olana kadar ısıtılıyor. Bu sefer sadece sabit basıncı ele al demiş. Doymuş sıvıdan doymuş buhara git demiş. Tamam, bunu daha önce de çalıştık. Bir noktası burasıysa PV diyagramında birden ikiye bu şekilde gidebiliriz. Doymuş sıvıdan doymuş buhara. T1 eşit T2 faz değişimi var ama hacim değişimi olacak. Basınçlar sabit olacak faz değişiminde. Arkadaşlar PT diyagramı ilginç. 1 ve 2 noktası bu diyagramda çakışıyor. Çünkü faz değişimi varsa, buharlaşma varsa
bizim PT diyarımında şu buharlaşma çizgisi üzerinde 1 ve 2 noktası yer alacak. Bunlar önemli bilgiler. Gelelim C şıkkına. Sıvı su ve buhar karışımı. Ha, sıvı su ve buhar karışımından bahsetmiş. Yani doymuş buhar, doymuş sıvı karışımı. Sabit hacimde doymuş buhar olana kadar ısıtılıyor. Bakın sabit hacim önemli, ısıtma önemli, karışım önemli. Evet, bir noktası doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı. Islak buhar bölgesinde biz bir noktasından herhangi bir yöne doğru hareket edeceğiz ama kısıt ne? Hacimler sabit. O zaman ısıtılıyorsa yukarı doğru hareket edeceğiz. İki noktası da doymuş buhar noktası olsun dedik. İki hali de doymuş buhar oldu. Burada sıcaklıklar arttı, basınçlar arttı. Isıtma işlemi olduğu için hacim sabit kaldı. PV diyagramında gösterdik. Arkadaşlar TV diyagramında da benzer gösterimi yapabiliriz. Ama burada özellikle PV diyagramını ele aldık. Eğer PT'ye geçersek neredeyiz biz? Faz değişimi bölgesindeyiz. O zaman buharlaşma faz değişim bölgesi çizgisi üzerinde ilerleyebiliriz ancak. Bir hali burası ise iki hali burası olacak. Isıtmanın yönünü de bu şekilde göstereceğiz. Evet, bu örnekler önemli. Bunlar arkadaşlar yine web sayfasında var. İndirip incelemenizde büyük yarar var. Dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalıştım. Siz de güzelce inceleyin. Eğer benim yaptığım bir hata varsa bana e-mail ile de söyleyin. Özellik tabloları demişiz. Bu konuda da biraz konuşalım. Evet. Özellik tabloları. Arkadaşlar, birçok madde için termodinamik özellikler arasındaki ilişkiler basit denklemlerle ifade edilemeyecek kadar karmaşıktır. Bu nedenle özellikler genellikle tablolar aracılığıyla verilir. Özellik tabloları bizim için önemli. Biraz önce anlattığımız örneklerde o özellikleri direkt verdik ama biz bundan sonra onları tablolardan alacağız. Bazı termodinamik özellikler kolaylıkla ölçülebilir fakat bazıları da doğrudan ölçülemez. Bu özellikler ölçülebilen özelliklerle aralarındaki ilişkiyi veren bağıntılardan hesaplanır. Evet, bu bağıntılar çerçevesinde arkadaşlar tablolar oluşturuluyor. Ölçümler ve daha sonra bunlara dayanarak yapılan hesaplar kolaylıkla kullanılabilecek tablolarla sunulur. Evet. Devam edelim. Özellik tablolarını anlatırken arkadaşlar bize entalpi özelliği de, entalpi de termodinamik bir özellik lazım olacak. Bir karma özellik demişiz de bu yeni bir şey değil. İç enerji artı basınç çarpı özgür hacmin birleşimine biz entalpi diyoruz. Küçük elle gösterirsek birimi jül bölü kilogram. Yani jül küçük kaldığı için genellikle kitaplar kilojül biriminde veriyorlar, önemli değil. Büyük elle gösterirsek birimi jül veya kilojül olacak. Entalpi termodinamik bir özellik. Biz entalpiye nerede rastlayabiliriz? Kontrol hacimlerinde veya açık sistemlerde, açık sistemlerdeki sisteme biz kontrol hacmi de diyorduk. Kontrol hacminde sınırı delen kütle giriş çıkışları var. Ve bu kütle giriş çıkışları arkadaşlar iç enerji, basınç ve özgür hacim içeriyor. Biz basınçla özgür hacmi çarpıp iç enerjiyle topladığımız an buna kısaca entalpi diyeceğiz. Bu toplam çok karşımıza çıktığı için entalpi üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Evet, fazla uzatmayalım. Entalpi termodinamik bir özellik ve kullanacağız. Arkadaşlar, tabloları siz inceleyeceksiniz. Ben yazılı bilgiler içinde de tablo adresini size verdim. Tüm termodinamik kitaplarının arkasında tablolar var. Ben kendi web sayfamda da tabloları bir araya getirdim. İsterseniz o tabloları da kullanabilirsiniz. Doymuş sıvı, doymuş buhar halleri çerçevesinde tablolara bakalım. Bu çerçevede arkadaşlar tablo A4 ve tablo A5 bizim için önemli. Siz bu tabloların çıktı alıp önünüze koyun. Bu çerçevede incelememizi yapalım. Tablo A4 suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar özelliklerini doyma sıcaklığına göre bize veriyor. Arkadaşlar sıcaklık baştaysa, bakın burada tablo 4'ün bir bölümünü almışız. Sıcaklık başta. Sıcaklığa göre diğer özellikleri okuyacaksak tablo A4'ü kullanacağız.
Tablo A5 suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar özelliklerine göre doyma basıncına göre düzenlenmiştir. Yani tablo A5'te burada vermemişiz ama başta basınç olacak. Bizim inceleyeceğimiz probleme göre ki bundan sonraki derste önemli problemleri ele alacağız ve bu tabloları kullanacağız. Sıcaklığa göre özellikler lazımsa hemen tablo A4 aklımıza gelecek. Basınca göre özellikler lazımsa tablo A5 aklımıza gelecek ama içindeki özellikler aynı sayısal değerde. Neyse ayrıntısına tablolarda gireceğiz. Arkadaşlar doymuş sıvı ve doymuş buhar noktalarının bize özellikleri lazımsa onları VF ve VG ile göstereceğiz. Artık doymuş sıvının özelliği örneğin özgül hacmi burada almışız. Altına bir F indisi koyacağız. Doymuş sıvı için, özgül hacim için VF. Ama entalpiyi alacaksak onu HF ile göstereceğiz. O F değeri bize doymuş sıvı noktasının özelliği olduğunu söyleyecek. Doymuş buhar için altına bir G indisi koyacağız. Örneğin özgül hacim için VG. Bir de arkadaşlar tabloları kullanırken veya termodinamik işlemleri yaparken bize sıklıkla VG ile VF arasındaki fark lazım olacak. VG eksi VF lazım olacak. Bunu da biz VFG olarak göstereceğiz. VFG özgül hacim için özgül hacim doymuş buhar eksi özgül hacim doymuş sıvı farkı olacak. Özellikle entalpi için HFG diyeceğiz. Entalpi farkı da çok önemli. Onun tanımına da bakacağız. Bakın buraya şöyle yazmışız zaten. Buharlaşma entalpisi, buharlaşma gizli ısısı HFG ile gösterilecek. Verilen bir basınç veya sıcaklıkta doymuş sıvının birim kütlesini buharlaştırmak için gereken enerji. Doymuş sıvının birim kütlesini buharlaştırmak için, doymuş buhar noktasına getirmek için gerekli enerjiyi biz buharlaşma entalpisi veya buharlaşma gizli ısısı diyoruz ki bu gizli ısıdan daha önce de bu derste bahsettik. Arkadaşlar TV diyagramı üzerine çalıştık. Hani burada da birkaç gösterim ele almışım. Örneğin yine doymuş sıvı bölgesini bölgesi demek yanlış. Doymuş sıvı noktasını göstermişim. Belli bir sıcaklıkta örneğin 90 derecede doymuş sıvı noktasının özellikleri bize lazımsa biz 90 derece yani sıcaklığın başta olduğu tabloyu ele alıp buradan örneğin bize VF lazımsa VF'yi direkt okuyabiliriz. Bu VF değerleri, HF değerleri, iç enerji, UF değerleri önceden deneylerle saptanmış veya çeşitli bağıntılardan saptanmış ve grafik haline getirilmiş bizim için. O noktaların özelliklerini grafikten okuyabiliriz. Arkadaşlar 90 derece sıcaklıkta HF'yi okuyabiliriz. 70,183 kilopascal sıcaklıkta da VF'yi okuyabiliriz. Aynı sayısal değeri göreceğiz. Neden aynı sayısal değer? Çünkü biz doymuş sıvı noktasında çalışıyoruz. Burada hem sıcaklığa hem basınca göre VF'yi doymuş sıvı özgül hacmini okuyabiliriz. Evet, bu noktalar üzerinde durduk. Fazla konuşmayalım. Önemli bir nokta var. Onu biraz vurgulayalım. Doymuş sıvı buhar karışımı arkadaşlar. Ne dedik biz? Doymuş sıvıdan doymuş buhara giderken arada bir karışım var. Karışım var ne demek? Burada hem sıvı var, sıvı fazı var hem buhar fazı var. Bu karışım için de bize bir tanım lazım. Ne kadar burada sıvı var, ne kadar buhar var bizim için önemli. Ona göre termodinamik hesapları yapacağız. P ve T diyagramında yani PV ve TV diyagramında bu arada kalan bölgeye biz ıslak buhar bölgesi diyorduk. Islak buhar bölgesinde sıvının ve buharın bilgisi bizim için önemli. O bilgiyi kuruluk derecesi altında ele alacağız. Buna bazı kitaplar kalite de diyor. Kuruluk derecesini X olarak göstereceğiz. Karışımdaki sıvı ve buhar fazlarının kütlesel oranı. Bakın buraya yazmışız. X eşittir. M buhar. M buharı biz MG olarak da göstereceğiz dedik. MG bölü toplam kütle. Toplam kütle ne demek? Buraya yazmışız. MF artı MG yani doymuş sıvının kütlesi artı doymuş buharın kütlesi. Islak buhar tanımı önemli. Değeri her zaman 0 veya %0 ile 1 yani %100 arasında değişir. Doymuş sıvı halinde doymuş sıvı noktasında 0'dır x'in değeri. Doymuş buhar noktasında doymuş buhar halinde x'in değeri 1'dir veya %100'dür. Aradaki değerler
0 ile 1 arasında değişir. Arkadaşlar şurada çalışıyorsa şu noktanın kuruluk derecesi 0 gidiyoruz. Şu noktanın kuruluk derecesi 1. Ama arada çalışıyorsak 0,5, 0,4, 0,9 hangi değeri alırsa. Arkadaşlar kuruluk derecesi 0 ile 1 arasında değişir. Çok söyledim. Neden? İleriki problemlerde kafamız karışıyor. Bu konuyu iyi öğrenmezsek sınavlarda kuruluk derecesini 1'den büyük bulan var. O yüzden 0'ı alıyor. Kuruluk derecesi 1'den büyük olamaz, 0'dan küçük olamaz. 0 ve 1 olabilir ve arada değer olabilir. Evet, doymuş var, doymuş sıvı karışımda herhangi bir noktayı burada tanımlamış. Bu noktanın bize özgül hacmi lazımsa, bu özgül hacim her zaman şu noktanın özgül hacmi ile şu noktanın özgül hacmi arasında, yani doymuş sıvı özgül hacmi ile doymuş buhar özgül hacmi arasında olacak. Eğer farklı bir değer buluyorsak yanlış işlem yapıyoruz demektir. Bunlar üzerinde hep duracağız. Evet, çeşitli örnekler var arkadaşlar. Tablodan değerleri okuyup buralara yazmış. Tablo okumaya geldiğimizde bir dahaki derste bunları güzelce yapacağız. Kızgın buhar bölgesine geçelim. Doymuş buhar eğrisinin sağındaki bölgede ve kritik noktasal sıcaklığın üzerindeki sıcaklıkta madde kızgın buhardır. Kızgın buhar bölgesi tek fazlı, sadece buhar fazı fazlı bir bölge olduğundan sıcaklık ve basınç artık birbirine bağlı değildir. Bunların üzerinde çok durduk. Kızgın buhar bölgesine geldiğimizden şu noktanın şu hali sıcaklığı ve basıncı belli olması şart. Kızgın buhar tablosundan sıcaklık ve basınç değerleri veya birbirinden bağımsız farklı iki özellik belli ise bu noktaya ait özellikleri saptayabiliyoruz. Bakın burada TH diyagramını ele almış. O zaman entalpi değerini de saptayabiliyoruz. Ama önemli bir şey yazmış. Biz doymuş buhar noktasının entalpisine HG dersek kızgın buhar noktasının entalpisi her zaman bundan büyük. O zaman biz kızgın buhar bölgesinde çalıştığımızı şu noktanın özellikleriyle de karşılaştırarak saptayabileceğiz. Şu noktanın özelliklerinden bizim bulduğumuz özellik büyükse her zaman kızgın buhar bölgesindeyiz diyebileceğiz. Tablo A6 olarak arkadaşlar kızgın buhar tablosu benim verdiğim tablolarda var. Tablo A4'ten A5'ten bahsettik. Tablo A6'da kızgın buhara ait. Gördüğünüz gibi sıcaklık ve basıncı biliyorsak biz diğer özellikleri bu tablodan okuyabileceğiz. Bu tabloyu çalışacağız. Burada özgül hacim iç enerji ve entalpiyi vermiş. Örneğin 150 derecede basıncımız 0,1 megapaskal ise 150 derecenin 0,1 megapaskaldaki örneğin iç enerjisi 2582,9 kilojül bir kilogram olarak bu tablodan alınacak kızgın buhar bölgesi için. Sıkıştırılmış sıvı için şunu söyleyebiliriz. Sıkıştırılmış sıvıya ilişkin bilgilerin yokluğunda sıkıştırılmış sıvı özellikleri doymuş sıvı özelliklerine eşit almak genellikle benimsenen bir uygulamadır demiş. Açalım bunu arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıştırılmış sıvı için tablo var. Ama biraz sonra ayrıntıdan bahsedeceğim. Biz sıkıştırılmış sıvı bölgesinde çalışıyorsak örneğin bizim hale ait nokta şu olsun. Şu noktanın özellikleri bize lazım. Ama bu noktanın özellikleri eğer basınç yanlış hatırlamıyorsam 5 MB'den büyükse tablosu var. Küçükse tablosu yok. O 5 MB değerine bakacağız yanlış hatırlamıyorsam biraz sonra bakacağız. Ama elimizde sıkıştırmış sıvı tablosu yoksa yapacağımız tek şey, burada da anlatmaya çalışmış, şu noktanın sıcaklığını biliyorsak bu sıcaklığa göre doymuş sıvı özelliklerini alacağız. Çünkü hani örneklerde de söyledik, şu noktadan şu noktaya gelirken özgül hacim değişimi çok az demiştik. Diğer özelliklerin değişimi de çok az olduğu için biz şu noktanın sıcaklığına göre doymuş sıvı noktasının özelliklerini alırsak yanlış bir şey yapmıyoruz. Küçük bir hatayla sıkıştırılmış sıvı bölgesinin özelliklerini tespit edebiliyoruz. Özgül hacim, iç enerji tespit edebiliyoruz. Ama entalpide biraz hata yapıyoruz. Entalpi için bir eşitliğimiz var. Bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. Evet, çok konuştuk ama birazcık da mükemmel gaz hal denklemi üzerine konuşalım. Ama daha sonra sıkıştırılmış sıvı tablosu içinde kısa bir konuşma yapacağız. Arkadaşlar, mükemmel gaz hal denklemi bizim için önemli.
Hal denklemi ne demek? Bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren herhangi bir bağıntıya biz hal denklemi diyoruz. Bu denklemin en basit ve en çok bilineni mükemmel veya ideal gaz hal denklemidir. İdeal gaz eşitliğidir. Bu denklem belirli sınırlar içinde gazların basınç, özgül hacim, sıcaklık ilişkisini oldukça hassas bir biçimde verir. Ama hassasiyet nereye kadar? Bir sonraki derste yine göz önüne alacağız. İdeal gaz hal denklemi PV eşittir RT. Yani burada V küçükse özgül hacim almışız. O zaman P küçük ve eşittir RT olarak yazılabilir. Joule biriminde çalışıyorsak bu joule biriminde veya V'yi büyük alacaksak PV eşittir MRT. Basınç, hacim çarpımı eşittir. Kütle, gaz sabiti, sıcaklık çarpımı. Arkadaşlar ideal gaz denklemi üzerine çalışacağız ama önemli noktaları söyleyeyim. Sıcaklık her zaman Kelvin. R gaz sabiti, hangi gazda çalışıyorsak bunun tablosu var. R'yi gaz sabiti olarak tablodan alacağız. M kütle kilogram biriminde. V hacim metreküp. P pascal. Ve bütün bu birimlerin çarpımı jül birimine eşit olacak. Su buharı mükemmel bir gaz mıdır demişiz. Arkadaşlar su buharını biz gaz da diyoruz ama ideal gaz bağıntısını kullanabilir miyiz? Termodinamik kapsamında öncelikle kullanmayacağımızı söyleyip biz her zaman su buharıyla çalışıyorsak tablodan değerleri alacağız. Sınavlarda çok hata yapılıyor arkadaşlar. Yapmayın. Su buharı için ideal gaz eşitliğini kesinlikle kullanmayın. Şurada verilen bilgilere kısaca bakalım. 10 kilopascal basıncın altındaki basınçlar için su buharı sıcaklık ne olursa olsun %0,1'den daha az bir hatayla mükemmel gaz kabul edilir. Su buharı için mükemmel gaz kabul edilir diyor ama arkadaşlar kullanmayacağız. Kullanacağımız zamanlar termodinamik 2'de karşımıza çıkacak. Termodinamik 1'de kullanmayın. Fakat daha yüksek basınçlarda mükemmel gaz varsayımı özellikle kritik nokta ve doğmuş buhar eğrisi yakınlarında kabul edilemeyecek hatalara yol açar. Hani bu bölgede kullanmıyoruz. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme uygulamalarında kullanacağız. Termodinamik 2'de karşımıza çıkacak. Tamam, bu kadar bilgi yeter. Ve arkadaşlar su buharı mükemmel bir gaz mıdır dedik. TV diyarımını genişletmişiz. İşte su buharıyla çalışıyorsak şu bölgeleri mükemmel gaz eşitliğini kullanarak göz önüne alabiliriz. Ama şimdi almayalım. Termodinamik 2'de ona bakacağız. Sıkıştırabilme çarpanından da söz edelim. Mükemmel gaz davranışında sapmanın bir ölçüsü. Arkadaşlar hani mükemmel gaz veya ideal gaz denklemini kullanıyoruz ama her zaman bize bu gerçek sonuçları vermiyor. İdeal gazda bir sıkıştırabilirlik çarpanı ele alacağız. İdeal gaz için bu 1 olacak. Gerçek gazlarda bu Z değeri 1'den büyük. 1'e eşitse zaten ideal gaz veya 1'den küçük olabilir. Sıkıştırabilme çarpanı Z. Verilen bir sıcaklık ve basınçta mükemmel gaz davranışından sapmayı gösteriyor. Sapma sıkıştırabilme çarpanı Z adı verilen bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ideal gazdan sapma diyelim kısaca Z ile gösteriliyor. Z1 ise ideal gaz ama gerçekte bu Z1'den farklı olabiliyor. Z'nin formülü ne? P çarpı özgül hacim bölü gaz sabiti çarpı sıcaklık. Birimler hakkında daha önce konuşmuştuk. T her zaman Kelvin. Veya P çarpı küçük ve eşittir ZRT. Gerçek gazlarda bu Z birden farklıysa devreye bu şekilde alınıyor. Arkadaşlar özgül hacim açısından bakarsak Z'yi biz gerçek özgül hacim bölü ideal özgül hacim olarak da tanımlayabiliriz. İdeal özgül hacim R çarpı T bölü P'den oluşacak. Bunların ayrıntısına yine bir sonraki derste örnek ile gireceğiz. Saf maddenin konusunu işledik ve saf madde konusu içinde işlememiz gereken her noktaya değinmiş olduk. Arkadaşlar sıkıştırabilme çarpanından hani bahsettik. Bununla ilgili bir grafik var. Dediğim gibi örneği bir dahaki derste yapacağız. Ama biz o grafikte indirgenmiş basınç, indirgenmiş sıcaklık, indirgenmiş özgül hacimle karşılaşacağız. Ne demek? Biz o gazın basıncını gaza ait kritik basınca oranlarsak buna indirgenmiş basınç diyoruz.
Bu kritik basınç, bu kritik sıcaklık nereden alınacak? Bunun da tablosu var arkadaşlar. Hani bize herhangi bir gazın kritik basıncı ve kritik sıcaklığı lazımsa onun tablosundan belirli koşullar altında alacağız. Ve bu iki indirgenmiş tanımı grafikte kullanacağız. İndirgenmiş özgül hacmi de gerçek özgül hacim bölü gaz sabiti çarpı kritik sıcaklık, bakın kritik sıcaklık bölü kritik basınçtan oluşturacağız. Şöyle bir grafiği var bunun. Burada indirgenmiş basınç, indirgenmiş sıcaklık, indirgenmiş özgül hacmi kullanacağız dedik. Bu grafikle ilgili örneğimizi daha sonra yapacağız. Arkadaşlar çok konuştuk ama size yine araştırma konuları vermek durumundayım. Diğer hal denklemlerinden bahsetmedik. Bunlardan bahsetmeyeceğim zaten. Dediğim gibi her şeyi ben anlatmayacağım. Ama siz Van der Waals hal denklemini, Betty Bridgman hal denklemini, Benedict Webb-Rubin hal denklemini, Etki Kastelli hal denklemini araştırın, çalışın. Soru olarak da karşınıza çıkabilir. Bu konu size ait. Evet, buradan çıkalım. Evet, TV ve PV diyagramları, örnekler ve özellik tabloları üzerinde durduk. Çok kısa daha bir bilgi vermek durumundayım. Arkadaşlar şu bilgi notunu oluşturdum. Özenle bunu oluşturdum. Zevkle çalışarak oluşturdum. Bu noktada şunu da söylemek durumundayım. Ben sizler için isteyerek bu işimi de çok sevdiğimden dolayı bu bilgi notlarını oluşturuyorum. Ama sizler de benim motivasyonumun artması için lütfen Termodinamik Kolaydır kanalına abone olunuz. Arkadaşlar bu bilgi notunu güzelce okuyun. Özellik tablolarından biraz önce bahsettik. Burada ayrıntılarını verdim. Şimdi üzerinde durmayacağım. Sadece sıkıştırılmış sıvı tablosu için birkaç şey söyleyeceğim. 15 megapascal ve 100 derece için bir örnek vermişim. Bu örnek altında ayrıntılı olarak her şeyi anlatmışım. Size söylemediğim her türlü bilgi burada var. Burayı okuyunca çok güzel şekilde sıkıştırılmış sıvı tablosu kullanımını da göreceksiniz. Ha, şu değeri biraz önce doğru hatırlamışım. Termodinamik kitaplarında verilen sıkıştırılmış sıvı tabloları 5 megapascal basınç değerinden başlamaktadır. Evet, 5 megapascal'ın altında bir sıkıştırılmış sıvı tablosu su için yok. Yoksa ne tür yaklaşım yapabileceğimizi söyledik. Burada da yazıyor. Bu örnek içinde de güzelce her şey anlatılıyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Sıkıştırılmış sıvı tablosu kullanımı için burada yazılanları hiçbir kitapta bulamazsınız. Ben özenle bunları sizin için hazırladım. Ve buradaki önemli noktaları, işaretlenmiş noktaları güzelce çalışınız. Evet, ders 3'ü bitiriyoruz. Kanala abone olabilirseniz benim için büyük bir mutluluk olacaktır. Ders 4'te görüşmek üzere.